Eski hastanenin bulunduğu alanda yapımına başlanan İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Kent Meydanı projesinin temel atması 7 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen törenle atılmıştı. İnegöl Belediyesi'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük yatırımı olma özelliğine sahip projenin 13 Ekim 2018 tarihinde tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyordu. Ancak beklenen olmadı, inşaat çalışmaları durdu. Projenin tamamı 29.945 metrekare, zemin kat alanı 4.208 metrekare, bodrum kat alanı 9.106 metrekare, birinci kat inşaat alanı 2.700 metrekare, ikinci kat inşaat alanı 2.443 metrekare, üçüncü kat inşaat alanı ise 1.842 metrekare ve dördüncü kat inşaat alanı ise 785 metrekare. Bodrum katta 145, açık otoparkta ise 50 araçlık otopark alanı mevcut olacaktı. İnegöl Belediyesi'nin tarihinde yaptığı en büyük ihale olan ve 49 milyon 490 bin TL anahtar teslim bir şekilde proje ihale edilmişti. Ancak ihaleyi alan firma artan maliyetler nedeniyle işi zamanda tamamlayamayarak yarıda bıraktı. Firma aylardır işleri yavaşlatarak alanda çalışma yapmıyordu. 13 Ekim'de yeri teslim etmesi gereken firma yetkilileri çalışmaları sözlü olarak durdurduklarını ve projeyi tamamlayamayacaklarını belediye yetkililerine ilettikleri öğrenildi. İhaleyi alan firmanın zamanında gereken şartları yerine getirmediği için bundan sonra belediye ile hukuki yollarda işlerini çözecek. İnegöl Belediyesi ihale kanununa göre hareket edecek. Firmanın verdiği 3 milyonluk teminatın ise belediyenin bütçesine kalması kesin gözüyle bakılıyor. İnegöl Belediyesi yerin yeniden ihale edilmesi için gerekli çalışmalara başladığı öğrenildi. Belediye Başkanı Alper Taban ekibine gereken talimatları vererek hazırlıkların yapılmasını istedi. Yeni belediye binanın ikinci ihalesi ise önümüzdeki günlerde yapılacak. Öte yandan belediye başkanı Alper Taban bir yandan hukuki süreci takip ederken diğer taraftan da önümüzdeki günlerde konuyla ilgili geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu bilgilendireceği öğrenildi.